Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoyla 4. sınıf ondalık kesirler konumuza başlıyoruz. İlk önce ondalık kesir nedir? Size onu açıklamaya çalışayım. Paydası 10 ve 100 olan kesirlere ondalık kesir diyoruz. Yani burada bir kuralımız var. Neymiş? Paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesir diyormuşuz. Mesela hemen şurada bir örnek göstereyim. 2 bölü 7 kesri yani 7'de 2 kesri ondalık kesir olmaz. Niye? Çünkü paydası 10 veya 100 değil. Bakın paydası 7. Demek ki bu kesir ondalık kesir değil. Hangi kesirler ondalık kesir olabiliyormuş? Bakın burada var. 10'da 4. Paydası 10. %63. Paydası 100. %7. Paydası 100. 2 tam 10'da 3. İşte bu şekilde paydası 10 veya 100 olan kesirlere ondalık kesirler diyoruz. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yan yana yazabiliyoruz. Nasıl yazabiliyoruz? Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Bakın. İlk kesrimiz onda yedi. Ne yapmışız? Başında tam sayı yok. Yani bu bir tam sayılı kesir değil. Bir basit sayılı kesir. Basit kesir. Basit sayılı diyorum. Yanlış söyledim. Bir basit kesir. Tam olmadığı için başına sıfır yazıyoruz. Sıfır tam ve virgülden sonra üstteki paydayı yazıyoruz. Bakın ve bir tane rakam yazıyoruz. Niye? Çünkü paydası 10. Paydası 10 olduğunda virgülden sonra sadece bir tane rakam yazabiliriz. Bunu bir kenara not edelim. Nasıl okunuyor? 0 tam bakın 0 tam 10 da 7. Hemen alttaki kesimize bakalım. %8. Yani yine tam sayı yok. O zaman 0 tam yapıyoruz. Ha yüzde olduğunda paydası yüz olduğunda sevgili çocuklar virgülden sonra iki tane rakam koymamız gerekiyor. Peki ama burada bir tane rakam var öğretmenim dediğimizde o zaman şöyle yapıyoruz. İki rakam koymamız gerektiğine göre üstteki sekiz rakamını en sağ tarafa yazıyoruz. Buradaki basamağı ise sıfır rakamını koyuyoruz. Ve okurken şöyle okuyoruz. Sıfır tam yüzde sekiz bakın sıfır tam. %8. Yani burada iki rakam gördüğünüzde bunun paydasının 100 olduğunu anlayabilirsiniz. Virgülden sonra eğer bir tane rakam görüyorsanız o zaman bu kesrimizin paydası 10 demektir. Diğer alıştırmamıza bakalım. 3 tam var ve onda 4 kesri. Yan yana nasıl yazılmış? İlk önce tam sayıyı yazmışız. 3 tam virgül. Onda 4 için sadece 4 sayısını yazdığımız zaman bu onda 4 demektir. Zaten bir tane basamak var. Bak görüyorsunuz. Nasıl okuyoruz? 3 tam. Evet. 3 tam. Onda 4 diye okuyoruz. Diğer örneğimize bakalım. 7 tam var. Ve %18 kesri. Şimdi ilk neden 2 basamak koyduğumuzu anlamışsınızdır. Bakın 18 koymamız gerekecek virgülden sonra. 7 tam virgülü koyuyoruz ve iki tane rakam koyduğumuzda biz iki rakam olduğunda bunu yüzde diye söylüyoruz. Yüzde on sekiz. Okuyalım. Yedi tam işte yedi tam yüzde on sekiz. Ya da bazen şöyle de duyarsınız büyüklerinizden. Yedi virgül on sekiz derler ya da üç virgül dört derler. Fakat biz e, okulda ve sınıfımızda ya da derslerimizde okurken böyle değil. Benim dediğim gibi 7 tam yüzde %18 diye okumamız gerekiyor. Son örneğimize bakalım. 3 tam var yine. 3 tamı başa yazdı mı? Yazmışız. Virgül koyuyoruz. %5. Yüzde %5 yüzde olması için 2 basamak olması lazım. Yüzde olduğunda 2 rakam oluyordu. 5'i en sağa yazdık ve boş kalan basamağa 0'ı kendimiz koyuyoruz. 3 tam %5 diye okuyoruz. Alıştırmalarımızı yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Şimdi buraya gelelim. Birinci alıştırmamıza. Aşağıda verilen ondalık kesirlerin okunuşlarını yazalım. Hemen bakıyorum. 1 tam yazıyorum. 1 tam bakıyorum bir tane rakam var virgülden sonra. O zaman bu 10 yani paydası 10 olan bir kesir. O zaman ne yazacağım? 1 tam onda 4 diye yazacağım. Diğer kesrimiz 0 var. O zaman 0 tam 0 tam yine bir tane rakam olduğu için 10'da 7 diye okuyacağız. Ekranımızı biraz daha yaklaştırırsak daha iyi olacak sanıyorum. Diğer ondalık kesimiz 6 tam 6 tam bakıyorum bir rakam var. 10'da 9. Diğer kesimiz 0 tam 0 tam Şimdi 2 rakam olduğu için artık paydası 100 demektir. Bu kesrimizin o zaman yüzde diye yazmam lazım ya da yüzde diye okumam lazım. 0 tam yüzde 4. Yüzde 4. Yine 0 tam 0 tam bakıyorum 2 rakam olduğu için yüzde diye söylüyorum. Yüzde 72. 72. 1 tam 1 tam 2 rakam var. O zaman 8 ha, burada okurken %08 diye okunmaz. %8. Yani 0 okumuyoruz ama 0 e, oraya bir basamak olarak düşünüyoruz ve oraya 0'ı koyuyoruz yazarken ama söylerken sadece 8'i söylüyoruz. 4 tam 4 tam 2 rakam var. O zaman 99 diye yazıyoruz. İkinci alıştırmamızda okunuşu verilmiş kesirlerimiz. Bu kez biz sayılarını yazacağız. Bakıyorum 0 tam. Hemen tam kısmı yazdım. Virgülü koydum. Onda 2. Onda dediğine göre 1 tane rakam olmalı. O zaman 2'yi doğrudan yazıyorum. İşte 0 tam onda 2. Diğeri 4 tam. 4 tam. Virgülü koydum. Onda 1. O zaman tek rakam koyuyorum ve 1'i yazıyorum. Sıfır tam yüzde %86. Sıfır tam. Hemen koydum. Virgülü koydum. Burası tam kısım. Yüzde %86. Demek ki 86'yı yazarsam Sıfır tam yüzde %86 olur. Sıfır tam yüzde %5. Sıfır tam. Şimdi burada öğrencilerin yaptığı bazı hatalardan birisi. Hemen 5 rakamını koyuyorlar. Sevgili çocuklar eğer 5 rakamını böyle koyarsanız bakın 0 tam %5 olmaz. 0 tam onda 5 olur. Çünkü burada 2 rakam olması gerekiyordu. O zaman bu gösterim yanlış. Ne yapacağız? 0 tam 2 rakam olduğu için %5 5 en sağa geleceği için buraya bir 0'ı da kendimiz ilave etmemiz gerekiyor. 0 tam %5 diye bu şekilde gösteriyoruz. 4 tam %12. 4 tam virgül 12. 12. 15 tam yüzde 9. 15 tam yüzde 9. He, sadece 9 yazacağım için 09 olarak yazıyorum. Çünkü iki rakam koymam gerekiyor. Diğer alıştırmamıza geçelim. Üçüncü alıştırmamız aşağıdaki ondalık kesirleri virgül kullanarak yazalım. Evet. Onda 8. Tam var mı? Yok. Tam sayı yok burada. O zaman 0 tam 10'da 8. Yan tarafa bakalım. 3 tam 10'da 1. Şimdi tam sayımız var. 3 tam virgül 10'da 1. 4 tam %23. 4 tam virgül %23. 2 rakam koymam gerekiyor. %4 tam sayı olmadığı için başında 0 tam %4. 2 rakamı olacağı için 4'ün başına bir 0 ekliyorum. Böylece 0 tam %4 oluyor. 10 tam %3. 10 tam %3. Bakın 0'ı yine koydum. Çünkü iki rakam olması gerekiyor. Son bu bölümdeki son alıştırmamız 13 tam 13 tam 10'da 4. O zaman tek rakam koyduğum zaman alıştırmayı yapmış oluyorum. 4. Aşağıdaki ondalık kesirleri gösterelim. Bu, bu kez yan yana yazılan ondalık kesirlerimizi diğer şekilde göstereceğiz. 0 tam onda 7. Tam sayı yok. O zaman burası boş kalıyor. Onda 7. Nereden aldım onda 7 olduğunu? Çünkü tek rakam var. 2 rakam olsaydı paydasını 100 yapmam gerekirdi. Tek rakam olduğu için paydasını 10 olarak yaptım. 0 tam yüzde %54. Yine tam sayı yok. Doğrudan kestim yazıyorum. 100 yazıyorum ve üstte 54 yazıyorum. Nereden anladım yüzde olduğunu? Çünkü iki rakam var. 8 tam yüzde 14. 8 tam şöyle yapalım. Yüzde 14. İşte bakın paydasını 100 koydum. Bu kez tam sayıyı başına koydum çünkü başta tam sayımız var. Bu bir tam sayılı kesir. 3 tam yüzde 2. 3 tam evet yüzde 2 bu şekilde gösteriyoruz. 187 tam %9. 187 tam 2 rakam olduğu için paydası 100 oluyor. Ve üstte sadece 9 yazıyorum. Üstte yazarken başına 0 koymanıza gerek yok. Yani bu şekilde gösterirken başına 0 koymanıza gerek yok. Ama yan yana yazarken muhakkak 0'ı unutmuyoruz. 0 tam onda 4. Yine tam sayı olmadığı için onda 4. 1 tam yüzde 7. 1 tam yüzde 7. 0 tam yüzde 3. Tam sayı olmadığı için direkt kesir çizgimi çekiyorum ve yüzde 3. Yüzde 3. 0 tam yüzde 3 bu şekilde gösteriliyor. 17 tam yüzde 82. Yine hatırlatıyorum. Yüzde olduğunu iki tane rakam olduğundan anlıyorum. Paydasının yüz olduğunu. 17 tam yazdım onu. Paydaya 100 yazdım. Üste de 82 yazıyorum. Son alıştırmamız 365 tam onda bir. 365 tam payda 10 pay 1. Evet sevgili çocuklar bu alıştırmayla bu dersimizin sonuna geldik. Fakat ondalık kesirler derslerimiz bir hayli devam edecek. Bu konuyla ilgili birçok videolar çekeceğiz. Sizlere konumuzu ve problemleri bu şekilde ondalık kesirleri anlatmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum.